Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere günlük dolar ve euro kazandıran bir sistemden bahsedeceğim. Bugün videomuz uzun olacak, dikkatle takip edin. Eğer sizler de günlük olarak gelir sahibi olmak istiyorsanız, kendi işinizin patronu olmak istiyorsanız bu videoyu kaçırmayın. Videomuz birkaç aşamadan ibaret olacak. Dikkatle takip etmenizi öneririm. Evinizde otururken hem cep telefonunuzdan hem de masaüstü bilgisayarınızdan aktif gelir sahibi edebilecek bir sistemden bahsedeceğim ve bu yapacağınız işten en az 73 euro kazanacaksınız arkadaşlar. Hemen Google'a 73 euro yazdım. Evet arkadaşlar, yaptığınız her iş başına, üstelik de yeteneğiniz olmadan 1448 Türk lirası kazanabileceksiniz. Tek yapmanız gerekense videoda anlattıklarımı adım adım takip etmek, bu kanala abone olmak ve bildirimlerinizi açmak arkadaşlar. Evet, sizlerle birlikte bilindik bir web sitesindeyim, yani Canva'dayım. Arkadaşlar ben Canva'da YouTube küçük resimlerim dahil, hatta videolarımı bile otomatik şablonlarla yapıyorum. Daha fazlası da var ancak küçük resimler burada görünmüyor. Canva ile ücretsiz olarak TikTok videoları bile yapıyorum. Peki bu nasıl oluyor? Ekstra bir çizim yeteneğine ihtiyacınız yok. Grafik bilgisine ihtiyacınız yok. Tek ihtiyacınız olan şey fikir arkadaşlar. Bu da bu kanalın takipçilerinde zaten fazlasıyla mevcut. Ayrıca sizlere ikinci kanalımı açtığımdan bahsetmiştim. Diğer kanalıma da abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmayın. Evet, buraları çok uzatmadan hemen işlemimize başlayalım. Şimdi Canva'da bir arama kutucuğu görüyorsunuz. Bu arama kutucuğu sayesinde Canva'da dilediğiniz her şablona ulaşabiliyorsunuz. Canva'daki arama kutucuğuna kitap kapağı yazmanızı istiyorum. Daha doğrusu kitap yazdığınızda 5. sırada kitap kapağı çıkacaktır. Tıklayıp aç diyorum arkadaşlar. Kısa bir süre bekledikten sonra Canva'nın kitap kapağıyla ilgili tasarım şablonlarının olduğu bölüme geldim. Şimdi bunları basit bir şekilde paraya çevireceğiz arkadaşlar. Videoyu burada terk edip gitmeyin. Asıl önemli yer buradan sonra başlıyor. Elbette buradaki şablonları birebir paraya çevirmeyeceğiz. Şöyle yapacağız dostlarım. Buradan sizlere örnek olması için herhangi bir şablonu seçtim. Bu kadar kolay aktif gelir sahibi olacağınızı bilseydiniz, emin olun bu işi daha önce yapmış olurdunuz. Ben sizlere fikir vermek için bu videoyu çekmeyi uygun gördüm. Şimdi burada bir şablon görüyorsunuz. Bu şablon bizim para kazanmaya açılan anahtarımız. Şimdi bir freelancer platformundayım. Aslında bu platform da tanıdık bir platform, yani Fiverr. Şurada bir ilan gözünüze ilişiyor olabilir. Kitap kapağı tasarımı yapan bir arkadaş yaptığı iş başına 73 euro, hatta küsuratı da var, aslında 74 euro kazanıyor ve ortalama 1000'den fazla satış yapmış durumda ve buradaki 73 euro sadece başlangıç fiyatı arkadaşlar. Ve kapak tasarımını görüyorsunuz. Birazdan bizim yapacağımız kapak tasarımlarının yanında bu tasarım sönük kalacak. Aynı zamanda sayfayı aşağıya doğru kaydırdığınızda daha basit kitap kapaklarının daha uçuk fiyatlara satıldığını göreceksiniz. Örneğin şuradaki ilan benim çok dikkatimi çekti. Buradaki arkadaş toplamda 887 euroya. Şu anda çeviriciye gidip bu miktarı çevirmek dahi istemiyorum. Kitap kapağı ve kitap formatı düzenleme işi yapıyor ve 9 adet iş yapmış arkadaşlar. 4.6 puan almış. Ancak buradaki arkadaş pro. Yani Fiverr'da pro satıcı. Pro versiyona nasıl geçildiğini de ilerleyen videolarda size anlatıyor olacağım. Şimdilik buradan devam edelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu kapak tasarımının üzerinde her ne varsa birer şablon. Biz bu şablonları dilediğimiz gibi değiştirebiliyoruz. İsterseniz öncelikle görselimizi değiştirmekten başlayalım. Sipariş aldığımız kitabımız yemek konusuyla ilgili olsun. Hemen ortadaki görseli seçip sil diyerek buradan yok ediyor. Şimdi yapmam gereken soldaki bileşenler bölümüne gelip arama kutucuğuna yemek yazmak ve görseller bölümünden tümünü gör diyorum. Şimdi buradan en uygun görseli birlikte seçeceğiz. Evet, buradan bir görseli seçtim ve sağdan soldan çekiştirerek büyütüyorum. Biraz ortaya yanaştırdım. Şimdi gelelim diğer bölümlerin nasıl değişeceğini. Arkadaşlar örneğin bu yazının üzerine iki kez tıkladığınızda buradaki yazıyı birebir değiştirebiliyorsunuz. Kitabımızın ismi yemek tarifleri olsun. Kitap kapağının ismini değiştirdim. Şimdi üst kısımdaki sloganı değiştireceğim. Üstteki slogan bir steampunk hikayesi şeklinde. Ben bunu kendime göre çevireceğim. Bir yemek hikayesi yazacağım. Ve boşlukta herhangi bir yere tıkladığımda yazdığım metin buraya otomatik olarak yerleşmiş olacak. Şuradaki yazıyı gereksiz gördüm, sildim ve buraya kitap yazarının ismini ve soy ismini yazacağım. Burada örnek bir isim, soy isim var ancak ben bunu değiştireceğim. Örneğin isim Mustafa Kurt olsun. Gördüğünüz gibi aslında şu anda kitap kapağı
kapağım hazır. Birkaç ufak değişiklik daha yapabilirsiniz. Örneğin tasarımın üzerine dokunup kitap kapağının rengini değiştirebilirsiniz. Dokunduğunuzda sol üstte bir palet açılacak arkadaşlar. Arka plan rengine tıkladığınızda buradan dilediğiniz rengi seçebilirsiniz. Evet, yazılarımın da uygun şekilde görülebilmesi için kitap kapağını koyu bir renk seçeceğim. Kapak tasarımımı siyah olarak belirledim arkadaşlar. Dilerseniz farklı detaylar da ekleyebilirsiniz. Örneğin bileşenlerde yine yemekle ilgili herhangi bir ikonu kullanabilirsiniz. Ben çatal ve bıçak ikonunu seçtim ve küçülterek yemek tarifleri yazısının sağına ve soluna birer tane ekliyorum. Şöyle hemen bunu kopyaladım ve buraya yapıştırdım. Gördüğünüz gibi kısa sürede bir kitap kapağı tasarımı yaptık ve bunları sadece şablonları düzenleyerek yaptık. Ben şu anda Canva'nın profesyonel versiyonunu kullanıyorum arkadaşlar ve bunu ücretsiz şekilde almayı başarabildim. Eğer nasıl yaptığımı merak ediyorsanız yorumlar bölümünde bunu belirtin. Toplamda 100 yorumdan sonra bu ücretsiz yöntemi sizlere anlatıyor olacağım. Sadece bu konuyu bir video haline getireceğim. Evet, kaldığımız yerden işlemimize devam edelim. Eğer kitap tasarımında herhangi bir yazı tipini beğenmezseniz tekrardan yazı tipini seçip buradan yazdığınız yazıyı komple seçerek bu bölümdeki yazı fontları bölümünden yazı tipini değiştirebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi birçok yazı tipi var arkadaşlar. Bu arada Canva'nın ücretsiz versiyonu da birçok işinizi görecektir. Ancak tabii ki ücretliler her zaman daha fazla bileşen ve daha fazla özellik sunmaktadır. Şimdi sizlerle birlikte bir örnek daha yapacağız ama bu önemli. Özellikle çocuk kitapları şu anda revaçta ve burada gördüğünüz gibi sayfa ve kapak tasarımı yaparak 64 euro kazanan bir arkadaş daha var. Şimdi bu şablonu komple sileceğim ve yeni bir şablon açacağım. Yeni açacağım şablon çocuk kitaplarıyla ilgili olacak. Yine aramalar kısmına kitap yazdım ve kitap kapağını seçtim. Önüme otomatik olarak kitap kapakları şablonlarının gelmesini bekliyorum. Aşağıya doğru gelelim, bakalım çocuk formatlı bir kitap kapağımız mevcut mu? Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi Dino'nun Maceraları isimli çocuk kitabı formatlı bir kitap kapağı şablonu buldum. Tıklayıp açıyorum. Aslında görsellerin birçoğuna isim ve yazı tiplerini değiştirmek haricinde farklı bir şeyler yapmanıza gerek yok. Ancak şöyle bir durum var. Bir başka tasarımcı da işin kolayına kaçmak için buradaki görseli değiştirmeyi düşünmeyebilir. Bu yüzden görselleri değiştirmeye özen gösterin. Bunun bileşenler bölümünden yapıldığını söylemiştim. İstediğiniz herhangi bir karakterin ismini aramalara yazdığınızda buradan tüm sonuçları alabileceksiniz. Ben bu dinozoru değiştireceğim. Buraya farklı bir dinozor görseli ekleyeceğim. Hemen görseller bölümünden tümünü gör dedim ve buradan uygun formatta bir dinozoru seçtim. Bunu biraz sağa kaydırıp buradaki dinozoru silip bu dinozoru buraya çekeceğim. Dilerseniz bu görseli sağa sola doğru da çevirebilirsiniz. Evet, hatta böyle daha güzel oldu. Görselim bu şekilde dursun. Dino'nun Maceraları ismini biraz yukarıya alalım. Az önce gösterdiğim gibi buradan ismi soyismi de değiştirmeyi unutmayın. Yani sipariş verenin ismi soyismi neyse ya da nasıl bir isim soyisim formatı istiyorsa buraya o şekilde eklemelisiniz, değiştirmelisiniz. Evet, kapak görselimi tamamen değiştirdim. Aslında üzerine çok da fazla bir şey eklememe gerek yok. Şöyle yapalım. Başka bir kullanıcıyla işlerimizin çakışmaması için arka plan rengini değiştiriyorum. Şöyle biraz daha sarı olabilir ya da biraz daha açabilirim. Bu tamamen size kalmış arkadaşlar. Göz zevkinize hangisi uyuyorsa ya da sipariş veren kişi nasıl bir kitap kapağı istiyorsa bu tasarımları ona göre yapmalısınız. Ayrıca tasarımınızı sıfırdan oluşturmak için bu sayfadaki tüm görselleri silebilir ve sıfırdan bir sayfayla çalışmaya başlayabilirsiniz. Buradaki format tam olarak kitap kapağı formatına uygun bir formattır. Yani farklı tuvallerle çalışmayı denemeyin. Daha sonradan görselinizle ilgili problemler yaşarsınız. Evet arkadaşlar, bugün sizlere yaptığınız her işlem başına en az 64 dolarla 73 dolar arası kazanabileceğiniz bir sistemi anlattım. Eğer bu şekilde daha fazla video istiyorsanız Para Cep'te kanalına abone olmayı ve tüm bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın, sevgiler ve saygılar.